Philadelphia Sanat Müzesi'ndeyiz. Amerikan kolonileşme döneminin en önemli ressamlarından John Copley'in yaptığı bir portreyi inceliyoruz. Sizi tanıştırayım. Bu gördüğünüz çift Bay ve Bayan Mifflin. Bu tabloyu incelerken aklıma gelen ilk şey zaman içinde sanatın sosyal statünüz ile olan ilişkisinin ne kadar zayıfladığı ya da algısının değiştiği oldu. Bir portreye sahip olmak, özellikle de evinizde bunun gibi gerçek boyutlu bir portrenizin olması sizin sosyal konumunuzun bir göstergesiydi. Bay ve Bayan Mifflin, şatafatlı şeylerden ve gösterişten uzak duran Kuveykır mezhebindendiler. Buna rağmen oturma odalarında bulunan bu tablo, işin aslı gösterişten kaçınan bir çift için aşırı derecede pahalı bir statü göstergesiydi. Eserde sergilenen şey, sadece portrenin boyutu değil, aynı zamanda portreye konu olan kişilerin sahip oldukları ve giydikleri şeylerdi. Muhteşem bir ipek elbise ve ince yünden dokunmuş çok şık bir takım elbise görüyoruz. Hatta mobilya ve eşyalar bile son derece görkemli görünüyor. Fakat seçimleri çok sıradan, yani abartıdan uzak. Bu da onların Kuveykır olduklarına işaret ediyor. Tabii varlıklı Kuveykırlar. En iyisini almaya güçleri yetiyor. Bu portre yalınlıklarının gösterişli bir ifadesi. Hanımefendi Çin ipeğinden yapılma bir elbise giyiyor. Dünyadaki en pahalı kumaş türü. Şu önlüğe bir bakın. Periler tarafından dokunmuş gibi görünüyor. Muhteşem değil mi? Bu önlüğe ellerinizi silmeyi rüyanızda bile göremezsiniz. Tek kelimeyle mükemmel bir parça. Dikkatli bir şekilde incelediğinizde hemen fark edeceğiniz gibi kıyafetin her detayı pahalı fakat çok sade. Bay ve Bayan Mifflin, Boston'a portrelerini çizdirmek için gittiklerinde sokakta yürürken elbiseleri çok pahalı olduğu için değil, bu kadar sade giyindikleri için dikkat çekerlerdi. Dönemin Bostonlu hanımları çok dantelli giyinirlerdi. İşlemeli ipeklerin popüler olduğu bir dönemde Bayan Mifflin'in elbisesinin sadeliği oldukça özel ve dikkat çekici. Üzerinde mücevherat yok. İnci veya gümüş yerine sade bir çiçek takmış. Beyefendinin ceketinde ise Aynı sosyal gruba mensup olan diğer beylerin aksine gümüş düğmeleri göremiyoruz. İnsanların giydiği kıyafetler bize hem mensup oldukları sosyal sınıf hem de kendileri hakkında çok şey anlatır. Onların kaç yaşında olduklarını tahmin etmenizi isteseydim büyük ihtimalle yanılırdınız. Aslında göründüklerinden daha gençler. Daha 20'li yaşlarındalar. Bay Mifflin'in yaşlı görünmesinin bir sebebi saçındaki pudra. Bu dönemde çoğu erkek ciddi görünmek istedikleri durumlarda peruk takardı. Yani Bay Mifflin gördüğünüz gibi yine doğal ve sade olmayı seçmiş. Aynı Bayan Mifflin'in takı yerine çiçek takmış olması gibi, olduğu gibi görünmeyi tercih etmiş ve saçına biraz pudra dökmekle yetinmiş. Copley'in boyaları bu tür dokulara dönüştürmek gibi müthiş bir yeteneği var. Ahşabın parıltısı, ipeklerin tahta masa üzerindeki yansıması, ipek elbisenin parıltısı, kelimenin tam anlamıyla muhteşem detaylar. Bu dönemde Amerikan kolonileri İngiltere'den birçok lüks mal ithal ediyorlardı. Elbisenin ipeği kesinlikle ithal. Muhtemelen arkasındaki sandalyenin kumaşı da İngiltere'den ithal edilmiş. Yani evleri ithal mallarla dolu. Ama bu resmin verdiği asıl mesaj bunun tam tersi. Evinizde üretin. Dönemin siyasi retoriğine uygun şekilde önce Amerika ve Amerikan ürünlerine ve evde üretmeye bir vurgu var. Bayan Mifflin'e dikkatimizi yoğunlaştırdığımızda bir şeyler üretiyor olması, varlıklı olmalarına rağmen ithal ürünler kullanmak yerine üreten bir Amerika fikrini destekliyor. Bu da İngiltere'nin Amerikan kolonilerinden vergi alması ve özellikle de çaydan alınan vergi üzerine ortaya çıkmış bir siyasi hareket diyebiliriz. İngiliz mallarını ithal etmeyi reddederek Amerikalılar kendi ürünlerini üretebilir ve güçlerini İngiltere'ye karşı birleştirerek çaya getirilen yüksek vergileri protesto edebilirlerdi. Aslında Boston'da olmalarının sebebi de ithalat vergileri hakkında provokasyon yapan John Hancock ve mesele çıkaran diğer kimselerle görüşmekti. Bayan Mifflin'in ne yaptığına da bir bakalım. Püsküle benziyor. Evini güzelleştirmek için bir döşeme püskülü üretiyor ve bu da kendi imkanları ile kendi evinde gerçekleştirdiği bir şey. Bayan Mifflin'in özellikle bir şeyler üretirken portresinin çizilmesini isteyip istemediğini bilmiyoruz ama Bostona bu sebeple gittiklerini düşünüyoruz. Çünkü Bay Mifflin henüz yeni bir siyasetçiydi ve bu resimde siyasi bir mesaj saklı olduğunu varsayabiliriz. Bay Mifflin'in en önemli siyasi argümanlarından biri İngiliz mallarını ithal etmemek ve satın almamaya dayanıyordu. Bu eserde de yerli üretim fikrinin çok ince bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Copley dikkatimizi Bayan Miflin'e ve yaptığı işe çekiyor. Mesela Bayan Miflin özellikle aydınlık çizilmiş, resimde daha ön plana çıkarılmış. Kocasından daha önde duruyor ve Bay Miflin de sevgi dolu bakışlarını ona yöneltmiş. Bu bakışlar Bay Miflin'e her baktığınızda sizi tekrar Bayan Miflin'e yönlendiriyor. Gerçekten de kadını ilgi odağına alan sıra dışı bir resme bakıyoruz. Copley çiftin ellerini üst üste çizmiş sanki bir daire oluşturuyorlar. Aslında Bay Mifflin daha geride duruyor olsa bile elleri neredeyse birbirine dokunacakmış gibi görünüyor. Bu sayede nedenli sevgi dolu bir ilişki içinde olduklarını hissediyoruz. Evlilik mükemmel bir şekilde resmedilmiş, adeta bir takım oldukları hissi yaratılmış. Copley İngiliz bir sanatçıydı ve İngiliz kralına gönülden bağlıydı. Ama bir portre sanatçısı ve iş adamı olarak sanat üretirken siyasi görüş ayrımı yapmaz ve her görüşten insanın resmini çizerdi. Bay ve Bayan Mifflin bağımsız bir Amerika için İngilizlere karşı gelen bir siyasi düşünceyi benimsemişlerdi. Hatta Kopley'den istedikleri eserde bile bu fikri yansıtmayı amaçlamışlardı. Yani sanatçı ile siyasi görüşlerinin tamamen zıtlık gösterdiğini söyleyebiliriz. Boston Çay Partisi olarak da bilinen, Amerika'daki kolonistlerin Britanya'dan gelen yüksek vergili çayı ve Büyük Britanya egemenliğini protesto etmek için 16 Aralık 1773'te Boston limanında tonlarca çayı denize döktüğü eylem, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı fitilleyen eylemlerden biri olmuştu. Emperyalist hükümete karşı isyanların arttığı böyle bir dönemde, oturma odalarında bu büyük tablo asılı duruyordu ve belki de içerdiği siyasi mesaj, portrenin abartısını biraz da olsa hafifletmişti. Ne de olsa Mifflinler abartıdan uzak, sadeliğe inanan insanlardı ve Copley tüm bu hikayeyi olabilecek en iyi şekilde tablosuna yansıtmıştı.